sağlığım için her şeyin bu bölümünde manuel terapiyi konuşacağız. Manuel terapi nedir diye merak ediyorsanız özellikle bel boyun ağrılarınız varsa Romaten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinden fizyoterapist Serhan Bulut'un anlatacaklarının ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız ama her zamanki gibi öncelikle sorularınız ve önerileriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. terapiyi konuşacağız e, sizinle ayrıntılarıyla. Ancak bize öncelikle manuel terapinin ne olduğunu tanımlayabilir misiniz? Manuel terapi kelime anlamıyla aslında elle tedavi demektir. Yurt dışında uzun yıllardır olmasına rağmen ülkemize yeni yeni önem kazanmaya başlayan bir meslek dalıdır aynı zamanda. Fizik tedavi ile birlikte çalışırlar ve e, hastanın iyilik halini arttırmak için multidisipliner bir yaklaşım gerçekleştirirler. Ne yapıyoruz e, manuel terapide? Manuel terapide e, hastalarımızın e, Biyomekanisini muayene ediyoruz öncelikle. Herhangi bir yerinde bir problem var mı? Bütün eklemler e, doğru çalışıyor mu? Kas, iskelet sistemi arasında bir problem var mı? Yoksa sinirler arasında bir problem, bir geçişte bir sıkıntı var mı? Bunları ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz. Daha sonra elimizle işte eklemlerle, kemiklerle, kaslarla ilgilenerek, onları hareket ettirerek, bazen e, hızlı ama düşük kuvvetli itme manevrası uygulayarak eklemleri doğru pozisyonda çalışmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Peki. Tedavi e, şimdi ben programın anonsunda özellikle dedim bel ve boyun ağrıları dedim. Şimdi e, hangi hastalıkların e, tedavisinde mona faydalanabilmek mümkün? Bize başlıca hastalıkları sayabilir misiniz? Tabii ki. Aslında e, sadece omurgada değil. Aynı zamanda işte sporcu sakatlanmalarında diğer e, omuz, dirsek. El bileği, ayak bileği gibi sakatlamalarda, kas spazmalarında, bel boyun ağrılarında, daha sonra işte ameliyat öncesi ya da ameliyat sonrası yapışıklıkları açmada, hastalığın iyilik halini artırmada bunları kullanıyoruz. Şimdi Manuel terapi dediğimiz yöntem uygulanamayacağı bir grupta var mı öncelikle? Aslında böyle bir grup yok. Çünkü elimizle çalıştığımız için hiçbir e, kimyasal ya da o tarz bir şey kullanmıyoruz. E, genç ya da yaşlı hasta olsun her türlü hastaya doğru modifiye edip yani ona uygun şartlar altında işte oturarak, yatarak ya da yan dönerek vesaire nasıl bir uygunluk gerektiriyorsa o pozisyonda tedavi edebiliyoruz. Kendi elimizde yaptığımız için hissederek ve e, gücü ona göre uygulayabiliyoruz aynı zamanda. Şimdi manuel terapi özellikle e, başında da tanımlarken söylediniz. Elle yapılan bir evet. e, tedavidir dediniz. Evet. Bildiğimiz masajdan peki nasıl bir farkı vardır manuel terapinin? Şöyle masaj yüzeyel sadece kaslara yapılan bir şeydir. Ama manuel terapi tamamen bedenin biyomekanisine, e, fizyolojisine, kas yapısına uygun yapılması gerekir. Çünkü e, bir makine gibi düşünürseniz bütün bedeni, bütün eklemlerin kendi rayı vardır. O rayda gitmek zorundadır. Eğer o rayın dışında giderse... O, bu ağrıya sebep olacaktır. Bu yüzden biz de e, o biyomekaniği kullanarak o or oradaki problemi ortadan kaldırıyoruz. şimdi yani, peki bize biraz e, başlıca Manuel terapi yöntemlerini sıralayabilir misiniz? Sonra onları tek tek açtıracağım size. Manuel terapi dediğimizde işin içine ne tür uygulamalar giriyor? Manuel terapi dediğimizde işin içine eklem manipülasyonları girebiliyor. Manipülasyon dediğimiz işte düşük hızda, yüksek hızda, düşük kuvvetli itme manevraları. Bu işte pop sesleri falan duyduğunuz o eklemlerden gelen sesler, o tarz bir manevralar kullanabiliyoruz. Aynı zamanda elimizle o Eklem rayı diye bahsettiğim şeylerde, e, onları ileri geri yaparak oradaki doğru hatta hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kas spazmları gibi e, şeyleri çözmek için masaja yakın ama masaj değil daha derin daha fonksiyonel şeyler amaçlıyoruz. Aynı zamanda bunun peşine e, hastanın işte günlük yaşamını kontrol ettikten sonra eğer bir problem var mı yok mu bunları düzelttikten sonra egzersizle birlikte terapotik egzersizlerle birlikte tedavi tamamlıyoruz. Diyelim ki size bir hasta geldi elinde ya da boynunda bir ağrı var. Şimdi tabii ki ağrının neden kaynaklandığına göre tedaviye yaklaşımınız da farklılaşıyor. E, fıtık da olabilir bir hastada. Nasıl karar veriyorsunuz bir hastaya hangi tedavileri uygulayacağınızı ve bu tedaviler içinde manuel terapi olup olmayacağına? Şöyle yapıyoruz. fizik tedavi uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz bu konuda. Hasta bize geliyor. Fizik tedavi uzmanı kendi muayenesini yaptıktan sonra radyoloji tetiklerini kontrol ediyor. Daha sonra eğer e, manuel terapiye uygunsa bize yönlendiriyor. Biz de kendi manuel e, muayenemizi yapıyoruz. İşte fonksiyonlarına bakıyoruz hastanın ağrıları, ağrı durumuna bakıyoruz. Eğer fıtıktansa ya da oradaki herhangi bir dejenerasyondansa ya da yaş, yaşa bağlıysa ya da kas kuvveti dengesizliğindense ona göre bunun kararını verip gerekli e, işlemleri uyguladıktan sonra tedavisini gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi manuel terapi yöntemlerinde mesela bazılarında herhalde hareketlerle eklemi normal pozisyonuna getiriyorsunuz. Evet. Mesela elinizde bir maket var. <laughs> bir maket üstünde gösterebilir misiniz bize bir evet, örnek olarak? E, mesela şöyle. Eğer hani omurgadan bahsedecek olursak diğer çünkü eklemlere de biz müdahale edebiliyoruz. Mesela boyun düzleşmesinden bahsediyorum ben. Boyun düzleşmesi dediğimiz şey buradaki aksın, buradaki çukurluğun düzleşmesi demektir. Yani bu omurların tek tek üst üste gelmesi de, anlamını taşır. E, biz şöyle manevralar yapıyoruz. Buradaki eklemleri yavaş yavaş hareket ettirerek ya da manipülasyon dediğimiz o tekniği kullanarak Eklemleri biraz daha buradaki kavisinin kazanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda buradaki kaslar buradaki dengesizlikten dolayı daha fazla gerilebiliyorlar. Bunlar da ağrı açabiliyor, ağrıya sebep olabiliyor ya da buradaki eklemlerin rahat et, hareket etmesini engelleyebiliyor. Biz aynı şekilde o yumuşak doku üstünde çalışarak buradaki eklemleri teker teker hareket ettirerek e, bu tedavi gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bel için, e, sırt için veya buradaki leğen kemiği, bacaklar için de aynı şeyleri benzer şeyleri yerine getirebiliyoruz. Peki bir de ger ve say tekniğinden bahsediyorum ediliyor. Nedir ger ve say tekniği? Ger ve say tekniği e, oradaki kasın gevşemesi için bir uyarı veriyoruz aslında bakarsanız. Çünkü kasların belli bir gerilim ve belli bir uzama, belli bir esneme kapasitesi var. E, kası gerdiğimiz noktada biraz bekliyoruz. Böylelikle oradaki kasta, kasa kastan gelen sinyal beyine gidiyor, beyinden gelip orada bir gevşeme, bir rahatlama açığa çıkmış Şimdi oluyor. Şimdi siz aynı zamanda hani yoga ve pilates eğitmenisiniz. Evet. Bu açıdan baktığımızda Düzgün soluk alıp vermemizin de ağrıları başlatmada ya da tam tersine ağrıları tedavi etmede nasıl bir e, öneme vardır? Şöyle bir şey, e, nefesimiz aslında bizim zihnimizle direkt doğru orantılı bir şey. Yani ne kadar rahat nefes alırsanız zihniniz o kadar rahat olacaktır. Böylelikle kaslarınıza giden uyarılar o kadar rahat olacaktır. Ama nefesiniz düzgün değilse ya da e, bu konuda bir çalışmanız yoksa bu kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bu da zaten direkt dediğim gibi yumuşak dokuyu. ...spazma sokup ağrınızı arttırabilmesi sebebi olabilir. Tabii eğer ağrısı olan bir kişi... ...diyelim ki e, boynunun tutulmasına bağır olarak baş ağrısı olan bir kişi... <laughs> e, ...boyun ağrısı ya da e, strese bağlı bel kaslarında kısılma olan ki. bir kişi... ...düzgün nefes alarak... Ee, bu tür ağrılardan da kurtulabilir mi? Bir ölçüde önleyebilir mi ağrıları? Önleyebilir. Aynı zamanda bunu e, tedavi ile birlikte birleştirirsek çok daha başarılı sonuçlar alabiliriz bu konuda. Hı hı. Peki e, merak ettiğim yine noktalardan biri manuel terapi diyoruz. Çok farklı hastalıklar saydınız. Eklemlere, e, kemiklere ve kaslara yapılan bir takım manuel e, uygulamalardan, hı hı. elle yapılan uygulamalardan bahsettiniz. Bu açıdan e, baktığımızda... Ee, kaç seanslık bir tedavi gerekebiliyor altta yatan probleme göre? Bazen tek seansta yeterli olabiliyor mu? Tabii ki bir seans da olabiliyor. 6 seans ya da 8 seansa da uzayabiliyor bu. Bu tamamen işte muayene yaptıktan sonra hastanın neye ihtiyacı olduğuyla alakalı bir şey. Yumuşak dokular daha kolay Çözülürken işte eklemlerde bir problem varsa eğer biraz daha onunla ilgilenmemiz gerekebiliyor. Manuel terapi ee, Bazen tek başına uygulanabilen bir yöntem evet. mi? E, ama e, çoğunlukla da fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla birlikte yürütülen bir e, tedavi şekli mi? Yani tek başına uygulayabiliyoruz tabii ki çünkü o hı hı. E, belli başına bir muayene sistemine ve e, tedavi sistemine sahip ama bunu fizik tedavi modaliteleriyle birlikte birleştirdiğimizde çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz bu konuda. E, yine. Merak ettiğim bir noktayı evet. size soruyorum. Çünkü manuel terapi çok bilinen bir yöntem değil. Sizin de dediğiniz gibi hani e, dünyada ve Türkiye'de daha bir tedavi, klasik tedavilerin yanında yeni uygulanmaya konulan bir yöntem. Ama bir de bildiğimiz klasik kırık çıkıkçılar, şifacılar var. Şimdi burada da halkı bu konuda da uyarmamız gerekiyor. Nelere dikkat etmeliler? Yani e, siz de manuel terapi yapıyorsunuz. Orada bir başka kişi de germe e, ya da manipülasyon yapabilir. E, bu konuda bizi e, izleyen özellikle bel, boyun ağrısı çeken hastalara ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Bu soruyu sorduğunuz için çok mutluyum. Eğer siz sormasaydınız ben bir şekilde programın bir köşesine bunu yerleştirmek istiyordum gerçekten. Ciddi anlamda bu konuda biraz problem yaşıyoruz Türkiye'de. Çünkü işte babadan oğula giden bir... İşte manuel terapi ya da işte kırıkçı çıkıkçı adında giden bir sektör var. Bu tamamen bilim dışı olan bir şey. Ama manuel terapi çok da akademik ortamlarda çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir şey. E bu konuda insanlara şunu söylemek isterim: Gerçekten bu işi, bu işin eğitimini almış, akademik bir ortamda eğitimini almış ve bu işte tecrübeli olan insanlara gitmesi gerekmektedir. Biz Buradan bu insanlara bunu söylemek istiyorum. Şimdi sporcu sakatlıklarıyla da ilgilendiğini manuel terapinin bahsetmiştiniz. Evet. Mesela sporcularda ortaya çıkan ne tür problemlerin tedavisinde manuel terapi bir yer bir fonksiyon üstleniyor? Şimdi e, sporcular genelde yoğun strese maruz kaldıkları için onlarda daha çok işte eklem yaralanmaları, kas bağı yaralanmaları ya da yırtılmaları gibi e, sebep sonuçta ortaya çıkabiliyor. Biz de bu konuda işte yumuşak doku çalışmaları ve eklem çalışmaları ona yardımcı olabiliyoruz. Manuel terapi sonrasında e, toropatik egzersizler konusunda da bilgi verebilir misiniz? terapötik egzersizler, tedavi sonrası ya da tedaviyle birlikte başlayan, aslında hani böyle spor gibi ya da egzersiz gibi adlandırmadan e, oradaki problemin ortadan kalkmasını ya da iyileşmesine yardımcı olacak küçük egzersiz çeşitleri, oradaki işte çok hareketli segmentleri durumları. Daha böyle stabil, sabit tutmak amaçlı ya da orada hareketsiz eklemleri biraz da hareketlendirmek amaçlı tamamen tedavi destekleyici ve kişiye özel yapılan egzersiz programıdır. Şimdi artık sizinle olan e, bölümün sonuna geldik. Ekran başında bizi izleyen e, kişilere gerek manuel terapi ile ilgili olarak gerekse bel ve boyun ağrılarının tedavisine yaklaşımla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum, ee, bazı ağrılar, bazı problemler gerçekten hareketsizlikle ortaya çıkan bir şey. Bir fizyoterapisi olarak buradan da insanlara seslenmek istediğim şey şu, ee, bol bol hareket etmemiz gerekiyor. Ama bu koşuşturmaca değil, tamamen e, terapatik amaçlı ya da ufak tefek egzersizlerden bahsediyorum. Bu sayede çok daha sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.